zıt etmek istemiyor. Hı. Sonuçta çok yaşlı, duayen deniliyor ki bana göre duayen değil. Ben futboldan anladığını düşünmüyorum çünkü. Ama terbiyesizlik oluyor yani. Aykut Kocaman'a bana susturun bu adamı diye bir yazı yazıyor. Ne demek susturun adamı? Bu her şeye girebilir. Sen tehdit mi ediyorsun? Birinin dövmesini mi istiyorsun Aykut Kocaman? Ne demek bu? Susturun bu adamı diye koskocaman bir yazı yazıyorsun ve bu gazetede yayınlanıyor. Yani Hıncal Uç böyle bir şey yapıyor. Yani ne demek istiyorsun sen Aykut Kocaman? Bana açıklasınlar. Susturun bu adamı. Bir susturun bu adamı derken adam Fenerbahçe teknik direktöründen bahsediyorsun. Adam ne demek? Ben sinirleniyorum bu konuda. Neden dersen. Yani tamam sen 75 yaşında, 80 yaşında birisin. Ama herkese böyle bir hakaret etme hakkın yok yani. Bu yaşla falan alakası yok. Ya çok komik. Herkes gördü sıkırtanın nasıl kanadığını biliyorsun. Yayıncı kuruluş gösteremedi bile kanı çok aktığı için. Ya bunun Şenol Güneş'le alakası yok. Ya Çok üç kez saçma. forma değiştirdi. Ya bu terbiyesizlikten öte bir şey. Ya Aykut Kocaman'ın zaten sevmediğini biliyoruz. Eski durumlarda da var. Hatta bu UEFA'da yarı final oynarken işte Aykut değil Fenerbahçe çıktı. Aykut ne anlar falan toptan. Sürekli Aykut Kocaman'a hakaret eden bir insandan bahsediyoruz. O yüzden Aykut Kocaman'ın da çok kale aldığını düşünmüyorum. Çünkü çok var Aykut Kocaman'a hakaret eden. Ve hakaret ettikleri adam hep söylüyorum şu an iki kupada tek şansı olan isim. Ki biliyorsun yani inan bireysel hatalar olmasa Fenerbahçe'den şampiyonluğu ilan etmişti Murat. Çoktan Yani yanılmıştı. Volkan'ın, Skjørtel'in, Nostradamus'un, Özellikle İsta'nın, defansta. Şener'in o kadar çok hatası oldu ki. Yani şuraya İleride koysak yapılan top kayıpları, tabii. Valbuena'nın